Merhaba, bu videoda sizlerle Bluetooth modülü kullanımını inceleyeceğiz. Bluetooth modülümüz HM10 model bir Bluetooth. Bunun dışında HC05, HC06 gibi sıklıkla kullandığımız Bluetooth modülleri mevcut. Onlar sadece Android'de çalışma yapabildiği için biz HM10 model tercih ediyoruz ki hem iOS cihazlarda hem Android cihazlarda kullanım sağlayabilelim. Bluetooth kontrollü araçlar, akıllı ev sistemleriyle evin ışıklarını kontrol etme telefon veya tablet üzerinden gibi pek çok çalışmayı gerçekleştirebiliriz. Ben şimdi LED yakarak proje geliştireceğim. LED modülümüzü bağlayalım. İki numaralı kapıya bağladım. Bluetooth'umu Pino kart üzerinde Bluetooth için ayrılmış olan alana takacağım. Fakat burada dikkat etmem gereken şey, önce kodlarımızı yazacağız, kartın içerisine yükleyeceğiz. Sonrasında Bluetooth modülümüzü Bluetooth için ayrılmış alana takacağız. Hemen bilgisayar bağlantımıza geçelim. USB bağlantımı kuruyorum. Pino Studio uygulamam üzerinde yükleme moduna giriş yapacağım. Öncelikle kart modelimi Pino Uno olarak seçiyorum. Ardından karta bağlan diyerek bağlantı portumu tanımladım. Şöyle yenile diyelim. Evet. Editöre git dedim. Genel bloklardan Pino karta yükle ile kodlarımı başlatıyorum. Bluetooth'la ilgili kod bloklarını Bluetooth sekmesinde bulacağım. Öncelikle TX-RX bağlantı pinlerinin tanımlama kodunu alıyorum. Bu zaten standart bir kod. Üzerinde değişim yapmanıza gerek yok. Haberleşme pin bağlantısı diyebiliriz. Ardından Bluetooth'la bağlantı kuruldu ise gelen sayısal veriyi okuyacağız. Okuduğumuz bu sayı verisi işte 1'e eşitse LED'i yak, 2'ye eşitse LED'i söndür gibi bir proje yapmış olacağız. Bunun için kontrol bloklarından sürekli tekrarlayı alalım. Eğer ise yapımızı alalım. Hemen şöyle Bluetooth'la bağlantı kuruldu mu diye kontrol ediyorum. Sayısal veri göndereceğiz. Sayı veriyi oku dedim. Şimdi de karşılaştırma yapacağız. Sayı veri 1 ise LED'imi yakacağım. LED'im 2 numaralı kapıya bağlı. Yak diyorum. Hemen kopyasını çıkardım bu komutun. Şöyle aşağıya yerleştirelim. Gelen sayı veri 2 ise bu LED'i söndür diyorum. Bu yazdığımız 1 ve 2 numaralı sayısal değerleri telefonumuz veya tabletimiz üzerinden uygulamada tanımlıyor olacağız. Şöyle yerleştirdiğimde bir kontrol sağlayalım. Bağlantımı hazırladım, kontrol ettim. Sayı veriyi oku dedim. Sayı veri 1'e eşitse LED'i yak, 2'ye eşitse LED'i söndür dedim. Şimdi kodlarımı yüklüyorum. Konsol ekranda yükleme tamamlandı uyarısını gördüm. Artık şimdi kodlarım tamamlandığı için Bluetooth'umu takabilirim. Fakat diyelim ki bir yerine 3 yazmışım. Yani yanlış bir ifade oldu benim projem için ve ikisinde de LED'i açık unutmuşum gibi bir hata fark ettiğinizde Bluetooth'unuzu söküp kodları düzenleyip kodu tekrar yükleyip Bluetooth'u sonradan takmanız gerekiyor. Çünkü hem USB hem de Bluetooth TX-RX haberleşme pinlerini kullandığı için bir çakışma yaşanıyor. O yüzden Bluetooth kullanırken tekrar etmiş olayım. Her zaman önce kodları yazıp yüklüyoruz, ardından Bluetooth'umuzu takıyoruz. Bluetooth'un arkasında RX, TX, GND ve VCC pinleri var. Yine Pino kartımın üzerinde RX, RX'e, TX, TX'e, GND, GND'ye gelecek şekilde takıyorum. Zaten minik kırmızı ışığının yanıp söndüğünü, aslında Bluetooth aradığını görebilirsiniz. Ben şimdi telefon uygulamam üzerinden çalışmamı sağlayacağım. Şu an iOS bir cihazla çalışıyorum. Sizler Android cihazla çalışıyorsanız farklı uygulamalar kullanmanız gerekecek. Burada App Store'dan BitBlue uygulamasını
İndirmenizi istiyorum. Şu an kullandığım güncel, en verimli çalışan uygulamalardan biri bu. Android ile çalışıyorsanız da Arduino Bluetooth Controller uygulamasını indirebilirsiniz. Hemen açıyorum. BitBlue uygulamamda önce Bluetooth'u arayacağım. Ortamdaki Bluetooth'lar listelendi. HM10 Bluetooth modülümüz BT05 olarak tanımlı. Ardından ne yapacağımı belirttiğim ekran açılıyor. Switch modu kullanacağız. Bu arada burada şöyle tekrar tarayıp giriş yapayım. Controller mod, dimmer mod, terminal mod gibi farklı modlar da kullanabilirsiniz. Şu an sadece aç kapa yapacağım için ben switch modu tercih ettim. Ayarlara giriyorum. Burada her bir butona değer ataması yapabiliyorsunuz. Benim şu an iki değerim var. Bir tanesi 1. Bir diğeri 2 verisi. Burada kodda yazdığım değere göre işlem yapıyorum. On off durumuna 1-2 yazdım. Kaydet diyorum. Ardından geri dedim. Bir kez bastığımda on pozisyonuna geçecek. LED'im yandı. Bir kere daha bastığımda söndü. Gayet başarılı bir şekilde kontrol sağlamış oldum. Şu an Pino kartıma zaten kodları yüklediğim için gücü aslında bilgisayardan alıyorum. Yani elektriği alıyorum diyebiliriz. Yani siz USB'nizi söküp 9 voltluk pil ve pil şapkanızla dışarıdan da projenizi çalıştırabilirsiniz. Daha fazla LED ekleyerek, farklı öğrendiğimiz modülleri ekleyerek de projeler geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.